Arkadaşlar, herkese merhabalar. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bugün çok kötü, çok üzücü bir video ile karşınızdayım. Kapatıyoruz. Ne demek istediğimi anlamışsınızdır umarım. Kapatıyoruz. Bu ne demek oluyor? Hayallerimiz vardı, görüyorsunuz. Türkiye'nin en güçlü Buff Brahmalarını sahiplendik. Güzel hayallerimiz vardı. Light Brahma üretecektik. Hep birlikte konuşuyorduk. Maalesef kümesimiz şikayet aldı. Horozların öttüğünü, tavukların koktuğunu, tavşanın pisliğinin koktuğunu söylediler. Ki bana göre kokmuyor. Yani şöyle söyleyeyim. Kümesim çok kuru. Dışkıları elimden geldiğince haftada bir temizliyorum. Hani bunu siz görüyor musunuz, görmüyor musunuz, farkında mısınız bilmiyorum ama. Elimden geldiğince buraları temizliyorum. Bakın, çim ektik. 2 defa ektik, çıkmadı. Yavaş yavaş çıkıyor. Çok yavaş çıkıyor. Şöyle yakınlaştırayım. Ufak ufak çıkıyor. Buraları güzelleştirecektik. Maalesef zabıta abilerimiz geldi. Hani önceden şikayet ediyorlardı. Ben söylemiyordum size. Ama önceden belediyeye şikayet ediyorlardı. Şimdi Çevre Bakanlığı'na şikayet ettikleri için ihtar aldık. Daha önce yine bu şurada ben büyükbaş besliyordum. Yine şikayet ettiler. İşin kötü tarafı dostlar, dibimizdeki şu taraftaki insanlar şikayet etmiyor. Yaklaşık 50 metre ötedeki şu karşıdaki abilerimiz, ablalarımız şikayet ediyor. Neymiş efendim? Bir hafta sonumuz varmış. Horoz sesinden, tavuk sesinden gına gelmiş. Yani gittim konuştum. Ya onlar da haklı, bir şey demiyorum. Ben 10 sene senin ineğinin kokusunu çektim. Pis pis kokuyordu dışkılar. Şimdi tavuğun sesini, tavuğun kokusunu çekiyorum diyor. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Bugün birkaç tane abimizle, kardeşlerimizle görüştük. Uzakta bir kümes tutmayı planlıyoruz. Bakalım, hayırlısı diyelim. Canımız çok sıkkın dostlar. Gerçekten çok ama çok sıkkın. Ya burada ciddi bir emek var. Şu kümesi dostlar yaptırmaya kalkın. İnanın, sadece şu bölümü bakın. Şu bölümü yaptırmaya kalkın. Yani 20 milyarınız gider. Demiri zaten 20 milyar tutar da işçiliği saymıyorum. Hadi biz bunu kendimiz yaptık. Biliyorsunuz kaynak falan elimizden geliyor. Yani ne diyeceğimi bilmiyorum dostlar ya. Bakın, kümesin içine girelim. Hani kokuluk hiçbir şey yok. Zaten kokmuyor da o horoz tavuk sesinden bence muzdarip olmuş. Yoksa hiçbir koku yok. Ne bileyim dostlar, canım çok sıkkın. Şimdi bir abimizi devreye sokacağım, araya sokacağım. Hani bizi bir 5-6 ay daha idare etsin diyeceğim. En azından yazı bir geçirelim diyeceğim. Bakalım, inşallah kabul ederler. Çünkü bir daha bir ay sonra bir daha şikayet olursa cezai işlem uygulanacak. Ya daha önce hani uygulanmaz diyorlar ama daha önce uygulandı. Büyükbaşta çok büyük cezalar, yaptırımlar aldık. Yine aynısı olmasından korkuyorum. Yani ya da bir azaltma teklifi sunacağım. Ne bileyim, örnek veriyorum, şu grubu bırakabilirim. Bir de Buff Brahmaları bırakabilirim. Yani bu kanal zaten başta tavuk kanalıydı. Belki bu aralar fazla tavuk atmıyorum. Sebebini söyleyeyim. Biraz tavukların özlenmesini istiyorum. Çünkü aynı cins tavuklar beslediğim için siz değerli dostlarımıza da hani farklı görseller sunamadığım için güvercinlere biraz yöneldim. Ya bilmiyorum dostlar ya. Hayal kırıklığına uğradım. Ne yapacağımı bilmiyorum. Çimento fabrikasının orada bizim bahçemiz var. Oraya gitsem her gün oraya zaten 20 kilometre. Git gel ne olacak? Git gel 20 kilometre, pardon. Ne olacak? Günde 30 TL mazot yakacağız. Zaten YouTube'dan bir şey kazanmıyoruz ki. Tavukçuluk sektörü zaten bitmiş.
Zaten zarar. Bakma, sizin için tutuyorum. Ben ayda sadece buraya 3 çuval yem. 360 milyondan ne yapıyor? O da kötü yem alıyor. İyi yem bile almıyoruz. Yalan mı söyleyeyim dostlar? Çok sıkıldım. Hani canım çok sıkkın. Ne yapacağız bilmiyorum. Zaten ayda 1-1,5 milyar zarar var. Dönüp bir de 1 milyar da yol parası versek, benzin parası. Hadi o maddiyattan vazgeçtik. Zamanımız yok. Her gün oraya git gel, yorulacağız. Bilmiyorum dostlar. Çok ama çok üzüldüm. Hayırlısı diyelim. Böyle bir üzücü bir videoyla karşınıza gelmek istemezdim. Geliyorum. Geçin bakalım, geçin. Biraz azaltacağım. Hayırlısı bakalım. Evet dostlar, bugünlük benden bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, takipte kalın.